Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Değerli takipçilerimiz, Türkiye'ye ağır tehditler yapıldı. Erdoğan bütün dünyaya sabotaj girişimi var diyerek açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında yaptığı açıklamasında Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır şeklinde 2024 yılının ilk günlerinde yapılmış bir açıklamayla beraber duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuştu. Süper Kupa maçındaki krizle alakalı konuşan Erdoğan, Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir şekilde sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak Allah'ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkartacağız şeklinde oldu. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden birisi olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin desteğiyle beraber bu defa spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle beraber insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökenlerinden dolayı insanlar hollanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına varan bir furyayla beraber karşı karşıyayız şeklinde oldu. Devamında muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef mülevves, pespaye bir açıklamayla beraber son derece tehlikeli, nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır şeklinde oldu. İlerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle, hoşça kalın, esenlikte kalın.